Bizim temel amacımız sanayiye nitelikli ara eleman yetiştirmek. Okulumuzda çevre koruma kontrol programı, makine programı, mekatronik programı ve uçak teknoloji programı var. Gıdadan otomotive, makine sektöründen kamu kurumlarına kadar farklı farklı sektörlerde çalışma imkanına sahip. Yani geniş bir aslında çalışma alanı var. Yabancı dil derslerini zorunlu olarak veriyoruz ve öğrencilerimizin de bunlara özellikle ihtimam göstermesini istiyoruz. Meslek Yüksekokulumuz organize sanayi bölgesi içerisinde yer aldığı için doğrudan teoriyi ve pratiği bir arada götüren, onu birleştiren bir okul. Ve burada kuvvetli, genç, dinamik, yeni teknolojileri takip eden bir öğretim elemanı grubumuz var. Öğrencilerimiz 40'ar günlük staj yapmak zorunda. Biz öğrencilerimize staj noktasında destekli oluyoruz. Yani onlara bu organize sanayi bölgesi içerisindeki işletmelerle bağlantı kurma ve orada staj yapma imkanını sağlamaya çalışıyoruz. Ve birçok öğrencimiz de staj yaptıkları yerlerde istihdam ediliyor. Öğrencilerimiz bir programı seçerken muhakkak bir ön araştırma yapsın. Üniversitenin web sayfasına girsin. O web sayfasında yer alan programın özellikleri neler? Ne gibi istihdam imkanları var? Hangi hocalar var? Bu hocalar nereden mezun olmuş? Deneyimleri nedir? Üniversitenin uluslararası imkanları, yabancı dil imkanları, sektöre hazırlama tecrübesi, yaptıkları faaliyetler, projeler, etkinlikler, bunların hepsi çok önemlidir aslında bir üniversite tercihinde. Öğrencilerimizin muhakkak bunları gözden geçirmelerini tavsiye ederim.